Anton Çehov. Hikayeler. Cahillik. Okuyan Akın Altan. Çiftçiler Birliği doktoru işini bitirip lojmanına gitmek üzere hastaneden çıktı. Bu esnada yanına elmacık kemikleri çıkık, sarışın bir köylü genç yaklaştı. Gencin üzerindeki palto yırtılmış, ayağındaki çizme de bol ve eskimişti. Doktora, "Doktor bey, sizden bir ricam olacak. Söyle bakalım delikanlı, istediğin ne?" Yoksul genç eliyle burnunu aşağı yukarı sıvazladı ve gökyüzüne baktı. Sonra konuşmaya devam etti. "Sizden dileğim, doktor efendi, bu hastanede hapishanenin koğuşunda kardeşim Vaska yatıyor. Varvarino köyünden demirci Vaska." "Yatıyormuş, ne var bunda?" "Doktor efendi, ben onun ağabeyiyim. Babamın iki oğlu var, biri benim. Adım Kirila, diğeri de erkek kardeşim Vaska. Ayrıca üç tane de kız kardeşimiz var. Vaska evli ve küçük bir çocuğu var. Ailemiz kalabalık ama içimizde bir tane çalışanımız yok. Bir demir dükkanımız var ama onun da ocağı iki yıldır tütmüyor. Demircilikten anlamadığım için bir bez fabrikasında çalışıyorum. Babamın eli artık hiç tutmuyor. O çalışamadığı için de ev halkı aç kaldı. Benden istediğin nedir? Bir büyüklük yapın. Vaska'nın hapishaneden çıkmasını sağlayın." Doktor Kirila'yı dikkatle süzdü. Bir şey söyleme gereği duymadan yoluna devam etti. Köylü genç arkasından koştu. Doktorun ayağına kapandı. Eliyle burnunu sıvazlayıp yalvarmaya başladı. "Benim hasbeyim, büyüklüğünü, babalığını göster bize. Vaska'yı bırakın gitsin. Yaşadığımız müddetçe sana dua ederiz. Ne olur efendim, bırakın onu. Evde herkes açlıktan ölecek. Anamla Vaska'nın karısı gece gündüz ağlıyor. Yemin ederim yalan söylemiyorum. İyi yürekli beyciğim, Vaska'yı salıverin." Köylünün bu yalvarmalarına doktor öfkelenmeye başlamıştı. "Sen aklını mı oynattın? O adamı nasıl bırakırım? Suçlu olduğunu bilmiyor musun?" Kiril ağlamaya başladı. "Ne olur bırakın, yalvarıyorum size." "Ne kadar salaksın. Ben hapishane müdürü müyüm? Hastalığını tedavi etmem için onu buraya getirdiler. Ben de iyileşmesi için uğraşıyorum. Seni hapse atmaya yetkim olmadığı gibi onu salıvermeye de yetkim yok. Söylediklerimi anladın mı?" "Siz beni anlamıyorsunuz. Onu suçsuz yere hapse attılar. Buraya getirilmeden önce de bir yıl başka bir hapishanede kaldı. Hapishanede niçin yattığını kimse bilmiyor. Hırsızlık yapsa ya da birini öldürse neyse. Ama boş yere zavallıyı çürütüyorlar. Söylediğin doğru olabilir fakat bunun benimle bir ilgisi yok." "Beni anlamadınız herhalde. O zavallıyı hapse attılar diyorum. Fakat bunu neden yaptıklarını kendileri de bilmiyor. Vaska biraz fazlaca içki içmiş. Ne yaptığının farkında bile değilmiş. O sırada babamın kulağını koparmış. Kendi yanağını ağaç budağına takıp yırtmış. Anlayacağın çok sarhoşmuş. İki arkadaş Ermeni bakkalın dükkanını basıp Türk tütünü çalmak için sözleşmişler. Sarhoş olduğundan bizim salak da onlara uymuş. Birlikte kilidi kırmışlar. Dükkana girmişler. Yemedik halt bırakmamışlar. Dükkanın altı üstüne gelmiş. Unlar yerlere saçılmış. Camlar kırılmış. Hepsi sarhoşluktan işte." Derken bekçi gelivermiş. Üçünü de yakaladığı gibi ertesi gün savcının önüne çıkarmış. Hep birlikte bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçen hafta ilçe mahkemesinde yargılandılar. Jüri toplanıp karar verdi. Vaska diğerlerinden daha az suçlu olmasına karşın efendilerin keyfine kaldığı için onların elebaşı sayıldı. İki genç hapsi boyladı. Fakat bizim Vaska 3 yıl kürek cezası aldı. Diğerleri cezalarını ilçe hapishanesinde çekerken Vaska hükümlü konvoyuyla Sibirya'ya sürgüne gönderilecek. Tanrı aşkına söyler misiniz? Adalet bunun neresinde?" "Söyledim ya, bu benim işim değil. Gerekli makamlara gidip derdini anlat." "Yapmadım mı sanıyorsun? Mahkemeye dilekçe vermek istedim. Dilekçemi almadılar. İlçe emniyet amirliğine gittim. Savcılığın kapısını aşındırdım. Kimseyi ilgilendirmiyormuş." "Peki onları ilgilendirmezse kimi ilgilendirir?" "Beyim, siz burada en yetkili kişisiniz ve her istediğinizi yapacak güçtesiniz." Doktor içini çekti. "Söyledim ya, sen aptalın birisin. Halk jürisi karar verdiğine göre artık değil emniyet amiri, bu durumda ne vali ne de bakan bir şey yapamaz. Sen boş yere çabalıyorsun." "Peki hapis kararını veren kişi kim?" "Sen söyledin ya, halk jürisindeki beyler." "Öyle bey mi olurmuş? Bizim köyden Andrei Gurev ve Alyoshka Juk vardı. Hepsi de köylü parçası." "Kafan çalışmıyor. Konuşmak mümkün değil seninle." Doktor böyle diyerek evine yöneldi. Kirila yine peşinden koşmak istediyse de kapının kapandığını görünce durdu.
Hastane avlusunda başına şapkasını giymeden 10 dakika kadar bekledi. Doktorun lojmanını izledi. Ümidi kesince avlu kapısına doğru yürüdü. Sokağa çıkarken, ''Kime gitsem acaba? Herkes benim işim değil.'' diyor. ''Öyleyse bu kimin işi? Bunlara rüşvet vermeden işini göremezsin. Doktor bile konuşurken gözümü elimden ayırmıyor. Acaba 10 ruble cebine koyar mıyım diye. Ama olmaz. Valiye çıkıp işimi çözerim.'' diye homurdanıyordu. Kendi kendine söylenirken bir umut diyerek arkasına son bir kez daha baktı. Havanın soğuğu kırılmış, ayağının altındaki karlar çamurlusu olmuştu. İleride tepenin üstünde küçük ilçe merkezi görünüyordu. Buradaki mahkemede kardeşi Vaska'yı yargılamışlardı. Ortalık ıssızdı. Önünde sadece bir yaşlı adam öksüre öksüre yürüyordu. Adamın arkasından yetişen Kirila, ''Merhaba dede'' diye selam verdi. ''Merhaba oğlum. Satmaya mı götürüyorsun?'' Böylece laf lafı açtı, konuşmaya başladılar. Kiril hastaneye niçin geldiğini, doktorla neler konuştuğunu uzun uzun anlattı. Kasabaya girerlerken yaşlı adam da ona düşündüklerini söyledi. ''Doktor okumuş bir beyefendidir. Bu işler onun halledeceği işler değil. Ancak sana bir tavsiyede bulunur ya da bir yazı yazıp işini kolaylaştırır. Böylesi işler için başka devlet daireleri vardır. Sen onlara başvuracaksın. Polise, savcıya gitmeye kalksan senin işini onlar da çözemez. O zaman kime gideyim? Bu işlerle ilgilenen il meclis üyesi vardır. Ona gideceksin. Hemen Bay Sineokov'u gör. Zolotova'da mı? Evet, orada. Kendisi en yetkili kişidir. İlçe emniyet amirine de gidebilirsin. İnan bana oğul, köylülerle ilgili konularda en yetkili kişi odur. Fakat buraya çok uzak dede. İşin halledilecekse uzak olsun gideceksin. Madem senin için bu iş bu kadar önemli, gideceksin. Orası öyle. Kendisine dilekçe mi vereceğim? Ne yapacağını oraya vardığında sana söylerler. Dilekçe vermen gerekirse orada kendi özel yazıcısı var. Yazar. Yaşlı adamdan ayrılan Kirila bir süre durdu ve düşündü. Sonra geriye dönüp geldiği yöne yürümeye başladı. Zolotova'ya gitmeye karar vermişti. Aradan bir hafta geçti. Doktor işlerini bitirmiş, evine gitmek amacıyla dış kapıdan çıkmıştı. Lojmanın avlusuna geldiğinde orada Kirila'yı gördü. Bu kez yanında solgun yüzlü, sıska bir ihtiyar da bulunuyordu. Adam sürekli kafasını sallıyor, dişsiz ağzından bir takım garip sesler çıkarıyordu. Kirila söze başladı. ''Doktor bey, yine ocağınıza düştük. Babamı da yanımda getirdim. Ne olur bizden iyiliğinizi esirgemeyin. Vaska'yı bırakıverin. İl meclis üyesi Sineokov'un yanına varmıştım. Beni dinlemek bile istemedi. Kovdu. Kirila'nın konuşması bitince yaşlı babası titreyen kaşlarını kaldırarak fısıltı halinde ''Yüce efendim, büyüklüğünüzü esirgemeyin. Bizler yoksul kişileriz. Yapacağınız iyiliğe karşılık veremeyiz. Ama Kirila ile Vaska istediğiniz her işi yapar.'' Kirila adeta yemin ediyormuş gibi elini yukarı kaldırdı. Doktora, ''Beyim, çalışıp iyiliğinizi öderiz. Ne olur yardım edin. Çoluk çocuk açlıktan kırılacak. Herkes evde ağlıyor efendim.'' Genç köylüyle babası bunları söyledikten sonra kol kola girdiler. Aynı anda doktorun ayaklarına kapandılar. Bu manzara doktoru sinirlendirdi. Ayaklarını babayla oğlunun yüzünden beriye çekti. Onlar ayağa kalkarken doktor arkasına bile bakmadan yürüyüp gitti. Son.